Herkese tekrardan selamlar. Bugün yeni bir bilgisayar aldıktan sonra neler yapılmalı bunun hakkında konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz de sevinirim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İlk önce toplama PC aldıysanız veya hazır sistem aldıysanız parça kontrolü yapmalısınız. Kargo evinize geldi diyelim kargoda bir hasar yok. Kargo evinize geldi kutuyu açtınız. Monitörünüze taktığınız anda zaten az bir teknik bilgiye sahip olan biri kasanın o temperli camını açıp ki bunu yaparsanız garanti dışı kalmaz herhangi bir şekilde hem hazır sistemlerde hem de toplama PC'lerde buradan parça kontrolünü teknik detay bilen arkadaşlar yapabilir. Eğer bunu bilmiyorsanız Windows kurduktan sonra da SPD veya GPUs gibi veya gibi uygulamalardan bakarak yapabilirsiniz. Laptoplar tarafında ise burası çok daha basit. Parça kontrolü yapmanıza gerek bile yok. Kutunun üzerinde zaten tüm özellikleri yazıyor. İşlemcisinden tutun bataryanın kaç watt saat olduğuna kadar her özelliği yazıyor. Ekranın inçine kadar yazıyor zaten. Diğer bir şey de Windows kurulumundan öncesini anlatacağım. Toplama veya hazır sistem bilgisayarlardan RAM'lerimizin profili burada önem arz ediyor. Özellikle siz toplama PC aldıysanız fan remlerinizde low profil değil high profil yani yüksekse soğutma bloğuna çarpabilir. Bu biraz dipnot bilgidir. Bu soğutma bloğuna çarpmaması amacıyla reminizi ikinci ve dördüncü kanallara takmanızda fayda var. Bakın diyorum bunu mutlaka yapın. Bir ve ikinci kanal değil 2 ve dördüncü kanalı takın remlerinizi çift kanal kullanıyorsanız. Soğutma bloğunun direkt dibine gidip reminizi takmayın arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. İkinci toplama PC konusu eğer siz iki tane PC Express anakart aldıysanız 2 PC Express yuvası olan anakart işlemciye en yakın PC Express yuvasına ekran kartını takın da ki daha çabuk haberlersin. Bunu da buraya sıkıştırayım. Şimdi Windows kurulumundan önce hem laptop hem de şeyde ortak yapmanız gerekenler BIOS'u güncellemek. Şahsen ben bunu kendim yapmıyorum. Fakat forumlarda gördüğüm kadarıyla BIOS'u güncellemenin daha yararlı olduğunu söyleniyor. Nasıl güncelleyeceğiniz? Toplama PC tarafında atıyorum aldığınız kart B450 internete B450 chipset diye arattığınızda zaten her markanın kendi sitesinden driver'ını görüp indirebilirsiniz edebilirsiniz. Veya atıyorum chipset'in Z490 olabilir. Z690 olabilir. İşte bunların BIOS'unu indirebilirsiniz. Laptop tarafında herhangi bir şekilde bazı size öyle BIOS indirmeye gerek yok. Zaten RAM'lerin MHz veya profillerini de laptop tarafında ayarlamanıza gerek yok. Masa üstü tarafına geldiğimizde buradan RAM'lerin MHz'ını arttırmanız lazım. Fakat şöyle kötü bir nokta var. Siz eğer bir BIOS update yaptıysanız BIOS update'den sonra yaptığınız tüm overclock ayarları tüm RAM'inizin MHz'ini yükseltme yani XMP desteği kaybol tüm ayarlarınız kaybolur bir BIOS güncellemesi yaparsanız. Bunun için BIOS güncellemesini yaptıktan sonra RAM'lerinizin MHz'ini yani XMP devreye alabilirsiniz. Atıyorum sizin RAM'iniz 3600 MHz diyelim. Fakat sistemde XMP yoksa yani XMP aktif edilmemişse o RAM 2666 MHz'de çalışacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Windows kurulum tarafına geldik veya işletim sistem kurulum tarafına. Bu tarafta hazırda internette dolu video var. Şimdi Windows kurulumundan sonra yapılmanız gerekenlere bakacağız. İlk önce masaüstü bilgisayarlar ve laptoplar için ortak tarafa söyleyeyim. Kurmanız gereken kesin program olarak Windows WinRAR, Windows Update tüm güncellemeleri yapsın uygulamalar için. Ekran kaydı alacaksanız OBS Studio'yu kurabilirsiniz. İşlemcidir, ekran kartıdır onları test etmek için GPUs, Furmark ve Prime 95 testlerini kurabilirsiniz. Burada iki önemli versiyon var. Furmark testi ekran kartının güç yani güçünü gösterme amacıyla yapılır. Bunu mutlaka arkadaşlar 1-2 saat çalıştırın Prime 95 ile birlikte. Hem laptop tarafında hem de masaüstü tarafında bunu çalıştırın ki sisteminizin sağlıklı olup olmadığını anlayabilin. Ekstradan önereceğim programda OCCT var. Bunu laptoplarda adam akıllı kullanamazsınız. OCCT testi ise arkadaşlar genelde siz kendiniz toplarsanız bir sistem Hazır sistem almazsanız. Hazır sistemler zaten böyle şeyler sıklıkla yaşanmaz. Yani hiç yaşanmaz hatta zaten hazır sistemin mantığı olur. Parça uyumunun oluşması konusundadır. Toplama bir sistem veya kendiniz bir sistem topladıysanız belki yanlış bir PCU seçimi yapmışsınızdır. Örneğin ekran kartı tam kullanılamaz. Onun için OCCT testi yapmanız lazım. Bunun mantığı nedir peki? Onu da belirteyim ben size. Mantığı şudur. Ekran kartına yeterli güç verebiliyor mu? Siz 650 Watt bir PCU aldınız veya 500 Watt diyelim. Gerçekçi olması amacıyla. 500 Watt bir PCU RTX 3070 Ti takarsanız tam kullanım elde edemezsiniz. Bunun için de mutlaka City test yapın. Eğer yetersiz güç verirse GPU %100 zaten kullanılamayacaktır ve sistem siyah ekran veya mavi ekran tahsi verecektir. Aynısı Furmark ve Prime 95 için de geçerli. Fakat bunları yaparken laptop tarafındaki fanlarınızın kendi uygulaması üzerinden turbo moda almanızda fayda var. Bunu laptoplarda da yapabilirsiniz. Diğer bir nokta RAM'inizi test etmek. RAM'inizi test etmek için yani dünya üzerinde en çok bilinen memtest 86 yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılım bir işletim sistemi olarak çalışır. Buna başta belirteyim yani Windows'u artık format kısmından yani bunu kurma, kurmazsanız USB'niz olmalı. Keza yine hem Intel hem de AMD sistemler için farklı yollarla bu sistemi kurabilirsiniz arkadaşlar. İnternette zaten dolu videosu var. Bu sistem genellikle 4 ile 8 saat arası sürer. 8 saat sürdüğünü ben çok görmedim. Atlanamayan videoları izlemiştim bazen. Genellikle 4-5 saat civarında bitiriyor. Fakat hem en ufak bir hata olsa bile onu oraya çıkartır arkadaşlar. Onu orada gösterir. Şöyle söyleyeyim. Bazen çok önemli hatalar olmayabilir bunlar. Yani test sırasında sadece olan hatalar olabilir. Çok en gerek yok. Fakat tabii ki de bir değişim talep edebilirsiniz. Bunu da belirteyim. İkinci olarak tekrardan donanım tarafına gelince SSD'niz burada kontrol etmeni. SSD iki tane programla kontrol edebilirsiniz. Birisi Crystal Disk Mark, diğeri de Crystal Disk Mark Info. İkinci dediğim Info tarafı laptopu 1-2 yıl sonra bakmalısınız SSD için. Çünkü ilk baktığınızda zaten sağlığı %100 gelecektir. Crystal Disk Mark ise SSD'nin yazma ve okuma hızlarını ölçer. Burada en üstte yazan bardaki değer satıcının belirttiği ve ürünün kendi belirttiği değere yakın olsa yeter. Atıyorum 2500 MB okuma 3000 MB yazma sunuyorsa 2300 MB okuma 2900 MB yazması olsa bir sorun olmaz. Fakat buradakine 3'te 2'si gibi bir değer verse bir de arkadaşlar o sistemi almayın. Mesela 2300 MB okumaya size 1800 okuma veriyorsa o SSD'de bir sıkıntı vardır. Değişim talep edebilirsiniz. Dediğim gibi yıllar geçtikten sonra da Crystal Disk Mark Info ile SSD'nizin sağlığını sıcaklık değerlerinde de görebilirsiniz. Üçüncü maddemiz sistem aldıktan sonra en çok yapılan belki hatalardan fan ayarlarını yapmamak. Şimdi laptop tarafı burada çok basit çünkü bugün MSI, Dell, Lenovo gibi markaların kontrol centerları var. Hatta Casper gibi çok bir markanın bile kontrol centerları var. Fan ayarları oradan yapılabiliyor. Masa üstünde bize Acer'ın ve ne bileyim HP'nin bir hazır masa üstüne almadıysanız bu fan ayarlarını biraz zor yapıyorsunuz. MSI Afterburner'dan yapabilirsiniz. Eğer MSI anakart kullanıyorsanız daha mantıklı olacaktır sizin için. MSI Afterburner'dan bu fan ayarlarını yapabilirsiniz. Tabi MSI anakart kullanıyorsanız %99 bir şekilde entegre edilmiş bir şekilde geliyor. Yani fan doğru hızla bunu da belirtmiş olayım yani işlemciniz ısınıyorsa fan ayarlarını oradan da yapabilirsiniz. Şimdi antivirüs tarafına gelelim. Bazen yorumlarda bana soru soruyorsunuz. Bunu da burada belirteyim bilgisayar aldıktan sonra yapılması gerekenler videosunda. Siz ev kullanıcıysanız herhangi bir şekilde laptopunuzda bank veya masaüstü bilgisayarınızda banka işlemleri falan yapmıyorsanız sadece amacınız Chrome'dan gezinmektir, maç izlemektir, o malum maç izlemektir. <laughs> o işleri yapıyorsanız Windows Defender çok rahat bir şekilde yetecektir arkadaşlar. Fakat siz bankacılık işlemi yapıyorsanız, benim gibi bir YouTube hesabınız ya farklı para kazandığınız bir hesabınız ve önemli bir hesabınız varsa Kaspersky veya Bitdefender kurabilirsiniz. Burada kurmamanız gereken program olarak Avast'ı söyleyebilirim. Avast'ı kurmayın. Çok yanlış hata veriyor. zamanda kullanmış biri olarak gerçekten çok yanlış hata verdiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi önereceğim versiyon Casper free versiyonu. Ücretsiz versiyonu gayet iyi iş yapıyor. Bulut destekli bir koruma sağlıyor size. Onun yanında Bitdefender de önerebilirim. Asset de önerebilirim. Ama bunlar sisteme ilk bindirecektir. Eğer yeni bir sisteminiz veya yeni bir laptopunuz yoksa benim gibi eski laptopunuz varsa koruma olarak bir şey kullanmayabilirsiniz. Fakat ben size şöyle söyleyeyim. Kullanın yani. Bilgisayar yavaş da kullanın. Herhangi bir şeyden de kaçınmış olursunuz bu sayede. Virüs falan da şey yeme yemezsiniz özellikle malum sitelerden oyun indiriyorsanız gene kurmanızda fayda var antivirüsü. Kesinlikle fayda var. Bilgisayarınıza virüs girmesini istemezsiniz Örneğin ki bankacılık işlemi yaptığınız bir bilgisayara da bir virüs veya bir trojan girerse ne yapacağınız siz düşünün. Oradaki bir, bak, bir bakıyorsunuz kredi kartı bilgileriniz eksiye düşerse işte kötü olur sizin için. Bir diğer yapmanız gereken şey de laptop masaüstü tarafı için kasanız mesh bir yapıdaysa arkadaşlar veya meş bir yapıda değilse de meş bir yapısa, yapıdaysa da muhakkak açık bir alanda kullanın. Kasaları ben çok gördüm. Millet sürekli masanın altına koyuyorlar. Hayır bu yanlıştır. Mutlaka ona bir yer bulun. Yere de koysanız masa altı olmasın. Açıklıkta bir yer olsun. Ve çok daha şık bir görüntü istiyorsanız masanızın üzerine de koyabilirsiniz kasalarınızı. Gerçekten çok güzel bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Masanızın üzerine koyup da kasaları kullanabilirsiniz. Son maddemize gelelim. Laptoplar için bu da. Eğer laptopunuz çok ısınıyorsa undervolt düşünebilirsiniz masaüstü tarafı için de aslında bu geçerlidir. Fakat masaüstünde fan hızı arttırarak çok daha iyi bir soğutma elde edebiliyorsunuz ve zaten masaüstündeki yeni sistemlerde ve söyleyeyim 3-4 senelik sistemlerde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Laptop tarafında ise undervolt edebilirsiniz. Özellikle bu undervolt işlemi genellikle üreticinin kendi yazılımı tarafından yapılabiliyor. Mesela Asus'un kendi Armoury Crate yazılımıyla undervolt yapılabiliyor eğer Ryzen'li bir model aldıysanız. Fakat undervolt genel olarak Intel işlemcilerin kendi yazılımı üzerinden yapılır. Intel Utility Program diye bir program var onun üzerinden internet işlemcinizi şey yapabilirsiniz ve üçüncü parti bir yazılım kullanabilirsiniz fakat ben üçüncü parti yazılımları çok yani güvenmiyorum değil. Başarılı sonuçlar oluyor. Fakat garanti dışı kalma ihtimali var var arkadaşlar. O yüzden siz Intel tarafı yapacaksanız kendi programından yapın. Ha, ya kendi programının rehberi internette çok az bulunuyor. Ona bir şey deniyor. Mi? Millet hep 3. parti belli bir uygulama kullanarak onu yapıyor. Adını burada vermeyeceğim. Zaten bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi Intel'in kendi utility programını kullanarak da yapabilirsiniz. Türkçe bir kaynak olmasa da forumlarda falan açıp söyleyebilirsiniz. Bu kadardı dediğim şeyler. Gerekli programları zaten söyledik. Muhakkak Winrar'ı falan kurun. Sonra neden dosya biçimini okuyamıyor diye internetten bir oyuna yama Türkçe yama falan indirdiğinizde ve bunun gibi bir şey yaptığınızda neden okuyamıyor demezsiniz zip uzantılı olmadığı sürece. Bir önemli konu daha var. Bunu sona sakladım. Son madde diye sizi kandırmıyorum fakat bir önemli konu daha var. Bunu sona sakladım. İzleyicilerim buraya kadar izlediği sonlar tebrik ediyorum. Bonus olarak da en önemli şey driver kurmak Şimdi burada çok önemli bir şey bahsedeceğim. Driver pek resolution ve otomatik driver kuran hiçbir program arkadaşlar kesinlikle güvenmeyin. Ben kendim zamanında kullanmış biri olarak söyleyeyim 2 yıl önce gayet iyi çalışıyordu benim kullanım driver pack resolution. Yani gerçekten doğru driver'ı kurduğu söyleyebilirim. Bir iki kez denemiştim. Fakat şöyle söyleyeyim. Bunların amacı arkadaşlar bilgisayarcılarda olur. Bilgisayarcıya bak, bilgisayarcılara baktığınız zaman günde adamlara eline 50 tane laptop ulaştığını düşünürsek hepsinin ayrı ayrı tek şeylerini bilip de kendi sesinden driver kuramaz. Adam bir tane program indiriyor oraya otomatik olarak driverları kuruyor. Bu bir ev kullanıcısı için saçmadır. Ev kullanıcısı otomatik driver kurma programlarıyla uğraşmamalı. Dediğim gibi atıyorum chipsetin B450 veya Z490 git arkadaşlar indir. Mesela ne onun adı? Wi-Fi kartın çalışmıyor veya sürücüsü görmedi. Gir Intel'in şeyine. Zaten benim videom vardı. İlk kanalın hatta ilk videosu oydu yanlış hatırlamıyorsam veya ikinci videosu. Git oradan Wi-Fi kartı gün güncelleştirme izledi. Ve ekran kartını mı güncelleyeceksin? Gir oradan GeForce'un sitesine. Nvidia'nın sitesine. Sürücü destek yaz zaten. Oradan istediğini seç. Notebook'sa notebook seçeneğini seç. Masa ise yanında hiçbir tak olmayan seçeneğini seç. Türkçe Windows 10'lu, Windows 11 mi, 64 bit mi falan filan. Zartuz bunları seç ve kur. Yani bu kadar basit. İşlemcinizin içindeki grafik birimi için de böyle yapabilirsiniz. Eğer sadece onboard olarak bir masaüstü sistem veya laptop aldıysanız. Yani bunları yapın arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım yararlı olabilmişimdir size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için... Mi? önemli. Abone olursanız sevinirim. Bu arada katıl butonunu açtım. Destek vermek isteyenler katıla da katılabilir arkadaşlar. Katıldaki ayrıcalıklarını da zaten topluluk kısmından görebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.